Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Derbist artık tamamlandı. O yüzden ben de her, çıkışını bekledim ki alt koyunlardaki hareketlilikleri biraz daha konuşalım diye. Bugün sabahki yaptığım yayında sizlere söz vermiştim. Ama yok işte pazar çok güzel, hava çok güzel, işte çocukları dışarı çıkar falan filan derken aa bir baktım ki ben o yayını çekmeyi unutmuşum. Ee, ve çok da yani bence mantıklı olan size 3-5 tane koyundan bahsedeceğim. Özellikle daha doğrusu benim sevdiğim ve benim cüzdanımda tutmaktan çok memnun olduğum birkaç tane bir şeyi paylaşmak istiyorum. Önce Avax'la başlayalım. Avax 144 dolara çıktı ve rekorunu tazeledi. Birazcık geçmişine baktığımız zaman Avax aslında en sert düşüşlerde bile kendini en iyi yerde tutanlardan bir tanesi. Baktığınızda herkes çakılırken mesela 100 dolarla girmiş. Ee, maksimum 83 dolara kadar çekilmiş. Ya da tekrar bir aşağı yorulun dalga olmuş 83 dolardan e, 78 dolara düşmüş sadece. 78 dolardan 72 dolara yani Normalde diğer coinlerin 100 ila 200 dolar düştüğü yerlerde Avax'a 6-7 dolarlık bir düşüş var. O yüzden hani gerçekten Avax çok kaliteli bir şekilde duruyor. Yıl sonunda 110 dolar olması bekleniyordu ama 100 dolar psikolojik eşiğini açtıktan sonrasında 144'ü gördü. 210 dolara kadar çıkabileceğini düşünüyorum. Çünkü Avax ve Solana'nın ciddi anlamda network oluşturma, ağ oluşturma ve aslında kripto yatırımcısının ne Bitcoin'e ne Ethereum'a loyal yani sadık olmadığını ortaya çıkartan iki tane Network'ten bahsediyoruz. NFT'ler de aynı şekilde bundan sonrasında kripto paralar evet tabii ki de fiyat paraları oranlı olan bu saçta e, şey kontrolsüz bir pazar akşamı saçı herhalde kontrol edilemiyor. E, baktığınızda aslında... Ee, bir şey mintlenebildiği veya yeni bir sistemin başlanabildiği her şey aslında kripto yatırımcısının açık olduğunu ve öyle çok da fazla e, sadık şekilde tutunmadığını gördüm. O yüzden Avax'ta çok ciddi bir e, potansiyel var ve bir sonraki düşüş olduğunda tekrar sonuçta bir dip olabilir. E, bu durum olduğunda AVAX'ı toplamak için mantıklı olabilir. Şu anda 144 doları denedi 130 dolara indi %25 ila 31 düzeltme olduğu anda bence sepetlere eklenebilir. Yeni dünyada evet Bitcoin'e termi yine kendine yer arayacak veya ne bileyim işte onların çözdükleri şeyler işe yarayacak ama shitcoin'ler gittikçe öne çıkmaya tekrar başlayacaklar. Çünkü bir şöyle söyleyeyimse bir boğa sezonuna girerken bu shitcoin'leri şillerler bir de çıkarken şillerler yani son bir hani hareketlilikte. O yüzden yakın bir zamanda shitcoin'lerde hareketlilik görmek mümkün olabilir. Diğer taraftan yeni dönemde evet tabii ki de dediğim gibi Ripple'ın işte hikayesi, sekli olan davası Litecoin'in, Bitcoin'in hard fork olması, taproot güncellemeleri, güncellemeler işte daha hafif olan şeyler bilmem ne falan filan ama şöyle söyleyeyim yeni dönemde Metaverse NFT ve Web 3.0'ı destekleyen coin'lerin zamanı olacak. Bunlardan bir tanesi de 2-3 gün önce %500 artış gösteren Kokos ee, onda bir düzeltme geldikten sonra o da alınabilir. Diğeri de e, Gala. Gala Games yaklaşık binlerce NFT sattığı söylüyor. Gala Games'te aslında siz bir oyuna giriyorsunuz ve oyuncular işte e, o kripto parayla Gala Games'ten oyun alabiliyor. Bu oyunlar ve bu oyunların geliştiricileri çok mantıklı hale gelecekler. Axis, TLM, Axie Infinity falan bunların hepsi de zaten aynı şekilde devam ediyor. Diğer taraftan Gala dediğim gibi en pahalı NFT'sini 3 milyon dolara e, sattığını da açıkladı. Gala bir alternatif. Kokos bir alternatif. E, bu arada Enjin gibi ben e-spor şeylerin de çok artacağını ve fan tokenların da çok artacağını düşünüyorum. O yüzden Chili's ve Engine'de yine alıp tutulabilecek şeylerden bir tanesi. Phantom, Phantom'un, e, ha bu arada Rose, Rose çok ciddi bir gem koyun olarak karşımıza çıkıyordu. E, Rose böyle olunca ben demiştim ki hani işte iki sene bir tutun ondan sonra devamını getirin diye. iki seneye kadar da çok ciddi anlamda işte sert hareketler yapıyor Beste Hanım, emin miyiz iki sene falan. İki sene sonrasında daha kaliteli bir yere gelecek ama şu anda da eğer ki çabuk çıkmak istiyorsanız şöyle, çıkabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim, e, ciddi ...ciddi anlamda... E, ...bu coinlerde panik dalgası yaşanıyor. Yani bir yere çıktıktan sonra insanlar... Ee, çok şey oluyorlar, mental olarak zorlanıyorlar ve e, korku yaşamaya başlıyorlar. Bitcoin de aynısı gerçekleşti. İşte 19 bin doları 2017 yılında geldiği için 19 bin doları tekrar düşüp işte 3 bin dolara pandemiyle beraber inip de sonra kendini topladığında 19 bin dolardan 20 bin dolardan eksit edenler çıkanlar oldu. Ama sonra bir baktık biz 20 bin dolardan sonra öyle bir kırmaya başladık ki çok iyi hareket oldu. O yüzden Rose'da benzer bir şey. Bugün çıkarsanız 3 dolar olmuştur ama ileride 30 dolar olduğunda e, üzülürsünüz kafanızı taşlara vurursunuz. Ondan sonra şöyle hikayeler anlatmaya başlarsınız. Ah ah benim elimde Rose var diye. TLM ve Axis zaten bunlar e, gaming coin oldukları için mantıklı. Gala'dan bahsettik, Kokoz'dan bahsettik, Engine'den bahsettik, Chili's'den bahsettik ve tabii ki metaverse'ün ve NFT'lerin. NFT'nin de ama metaverse'ün bazını oluşturan Sand ve Mana'dan. Mana şu anda en fazla arananlardan bir tanesi. 4.50'ye kadar çıktı, 3.70'lere, lira falan geriledi. Hiç problem değil. Mana ve Sand Belki mana birazcık daha mantıklı olabilir ama manayı kesinlikle özellikle bir düşüşlerde tekrar bitcoin dip denemesine gerçekleşirse 56 binin seviyeler veya 57.500 veya 58 binin altı bu alternatifler bunlar mantıklı şekilde e, yaşanabilir. Boğa başladım ki bitsin diye aşağıdan bir soru gelmiş. Şu anda altcoin boğası yaşanıyor. Evet en üst noktalara gelmedi ama... E, şu anda altcoin boğası yaşanıyor. O yüzden ilginç. Bu arada Binance'de farming yapabiliyorsunuz. Çiftlik çok mantıklı. İnanılmaz tutan bir şey. Polkadot açık arttırması var. Çok mantıklı. Atlas 2-3x yaptı. Çok güzel. O yüzden hani e, evet tutulabilir. Mantıklı. Ada ne zaman ATH yapar? Ada Ethereum alternatif olarak geldiği için e, birazcık hani daha yavaş olabilir. Biliyorsunuz Ethereum hala aslında destek noktalarında kaldı. Yukarıdaki dirençleri zorlayamıyor, belli seviyeleri aşamıyor falan. Ama dediğim gibi onlar geç gelirler ama mutlaka gelirler. Ee, dediğim gibi bu coin'ler bence yani benim portföyümde bulunduracaklarımdan bir tanesi. Aynı zamanda Phantom, FET, Curve Curve inanılmaz bir proje haline geldi. Curve'de kitlenen paralar çok yüksek meblalara çıktı. Son olarak bir tane coin'in CEO'su Ethereum'u eleştirmişti işte, fiiler, bilmem neler falan. Ama Ethereum'a Solana'nın da, Avax'ın da çok ciddi anlamda rakip olma ihtimali gittikçe artıyor fantoma baktığınız zaman FTM'ye e, dediğim gibi kendi network'ü olan ve bu network'te aslında yeni projelere yenilik getirebilen birazcık da kendini kanıtlamış olanlar hareketli olacak. Bu arada yarından itibaren podcast'lerimiz başlıyor. Kripto özelinde değil orası biliyorsunuz. Amerikan borsaları, Türk borsaları, gündem, besyorun açılış zili Midas'ın podcast kanalında Spotify üzerinden dinleyebilirsiniz. Tabii başka nerede Midas'ın podcastlerine ulaşabiliyorsanız. Ama bundan sonra hafta içi pazartesi ve cuma ve suyanıkla açılış diliyle başlıyoruz. Ee, şimdi altcoin'lerle ilgili de rally son kapatmadan önce şöyle söyleyeyim. Yukarılara çıktılar şu anda düzeltmedeler. %20 ila %15 oranında düzeltme olduğunda dipleri sıyırın derim diyorum. Bu arada bu bugünkü kapanış önemli haftanın kapanışı. 58 binin üzerinde zorladı zorladı çıktı. 60 bin doların üzerinde bir kapanma bekliyorum. 60 bin dolarda kapandıktan sonra tekrar bir 56 bin doları deneyebilir. İşte o 56 bin dolara indiğinde bu biraz önce söylediğim coinleri dipten toplamak da fayda var diyelim. Bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Bunlar benim kendi portföyümde kendi açtığım e, işlemler. Sizlerle şeffaf bir şekilde paylaşıyorum. Yapmak zorunda değilsiniz. Uymak zorunda değilsiniz. Dediğim gibi bunların hiçbirisi yatırım tavsiyesi değil. Her zaman yatırımlarınızı kendi risklerinize göre, kendi meblağınıza göre ayarlayın diyerek kapatıyorum. E, size yeni projelerle, yeni platformlarla, yeni haberlerle de gelmeye devam edeceğiz. E, diyorum. Yorum yapmayı, abone olmayı ve Beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Görüşmek üzere.